Batı Karadeniz'i vuran selde 2 kişi kayboldu. O illerde bugün şiddetli yağış olmaması sevindiriciydi ama kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları hala sürüyor. Evler, camiler yıkıldı, köprüler yerle bir oldu, fabrikalar büyük zarar gördü. Batı Karadeniz'i vuran selde Kastamonu ve Düzce'de 2 kişi kayıp, arama çalışmaları devam ediyor. Gelen ağaca bakın. Evet, köprü gidiyor. Kastamonu. Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketin üzerinden bir yıl geçmeden Karadeniz'in batısını yine sel vurdu. İki gün önce başlayan kuvvetli yağış yüzünden Düzce Kaynaşlı'da görev başında olan kepçe operatörü Okan Bayrak iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kayboldu. Kepçe ağır olduğu için geçerken göçüyor yol. Bir kayıp haberi de Kastamonu'dan geldi. Küre İkizciler Köyü'ne ağaç kesimine giden 22 yaşındaki orman işçisi Recep Bakırcı, dere kenarında çekim yaparken suya düştü. Bir daha da haber alınamadı. Siz çıktıktan sonra yıkıldı sanırım arkanızdan, değil mi? Yarım saat içinde yıkıldı. Dere yatağındaki evlerde oturan bölge halkı da geceyi güvenli bölgelerde geçirdi. Kastamonu'da suyun gücüne dayanamayan bir ev ve cami yıkıldı. Karabük'te de 4 katlı bir bina yıkılırken bitişindeki bina zemininin kaymasıyla yan yattı. Bir tane daha var. Bu zaten kütüğün üzerinde kalmış orada. Burada yine sel felaketi devam ediyor. Aynı felaketleri yine yaşamak istemiyoruz biz. Bartın'da köprüleri yıkan sel tarlaları da su altında bıraktı. Zonguldak'ta da afet yıktı geçti. Toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdik. 5 bakan 5 ayrı ildeydi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sel bölgesine yapılan yardımın miktarını açıklarken Kastamonu'da geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinin ardından planlanan sel kontrol proje ihalesinin 3 hafta önce ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı. Yine geçen yıl selden etkilenen Sinop Türkeli'de aylardır yol ve susuzluk sıkıntısı çeken bir kadınsa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun yanında aldı soluğu, çözüm istedi. Ne suyumuz var 8 aydır, ne yolumuz var. Hadi kapımız yok, yine buluyor da yağmur buraya yağsın, bu sefer evlerimiz de gidecektir. Geçen yaz felaketler üst üste gelmişti. Tüm yazımız zehir olmuştu. Yine yangınlar, yine sel felaketleriyle. Daha geçen yaz ders almak hak getire, hep yanlışta ısrar. Hala aynı mimariyle köprüler yapıldığını gördük Karadeniz'de. Bu köprüler bizim paramızla inşa ediliyor. Her selde de yıkılıyorlar. Bunları yapan şirketler açıklansa keşke. Can kaybı olmaması da köylerin boşaltılmış olmasından, halkın geceleri uykusuz teyakkuzda geçirmesinden neyse ki.